Evet, merhaba YouTube. Twitch'te canlı yayındayız. Bugün bir canavarı Ferrari 812 GTS ve Superfast'in fuara getiriliş anını izleyeceğiz. Ağlayacağız. Tam bir dinozor ve kol startlarını izleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Başlamaz olay. Nedir abi? Bu Superfast arkadaşlar. Enlar bu. Şimdi GTS'e bakalım. Ya bu nasıl bir kol sıfat kardeşim ya? Sen nasıl bir hayvansın ya? Şu güzelliğine bakar mısınız? Siyah da çok güzel. Tam bir dinozor. Artık sen ona dinozor mu dersin, aslan mı dersin, kaplan mı? Şu bölümde susuyorum. Sadece motoru dinleyelim. İçinde pilot var tabii. Devirde çalışıyor. Çok hassas yapılması gereken bir iş. Bunu biz de yaptık ama milimetrik gelmesi lazım ve milim milim gelmesi lazım. Çünkü çok sıfıra sıfır konuluyor kamyonetleri ki hareket alanı olmasın diye. Aman Allah'ım. Onun üst tarafına bakıyor musunuz? Kırmızı bir tane daha var orada. Gel gel. Jantlar, hava kanalları, ya ne kadar kaslı bir araba ya. Şunun güzelliğine, araba değil mi abi? Doğrudur. İnç indirsin, doğrudur. Fazla gidiyorsun. Dur. İndir yavrum. Ya arkadaşlar şimdi bu arkadaşın fabrikasyon çıkışı 840 beygir. GTS'den bahsediyorum. Şimdi Superfast'in kırmızısı da çıkacak. O da çok güzel. Onunla yani GTS ile Superfast'in arasında 56 beygirlik bir fark var. Yani GTS tabii ki aklını alır. Ayrıca Superfast'in üstü açılmıyor. 812 GTS'in üstü tavanı otomatik olarak tamamen açılıyor ve kabriyoya dönüyor. Baksana abi surata. Yaratık. Yani geçen hafta bu Ferrari testine gittik tabii ki 458'den 360 Maranello ama şunu bir kere kullanmak isterdim açıkçası. Evet şimdi kırmızı geliyor, Superfast geliyor. Abicim. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Tamam siyah da çok güzel ama Ferrari'nin kırmızısı başka bir şey abi. Baksana şu kırmızıya, jantlara, alttaki difüzörlere bakın, hava kanalları, soğutmalar. Öf. Çok dolu abi, çok dolu ya. Sanat eseri ya, inanılmaz ya. Şimdi tabii kamera açısında normal bir ebatta görüyorsunuz ama gerçekte arkadan, yandan baktığınızda hele ki arkadan öyle geniş bir kasaya sahip ki yani motor çok büyük çünkü. V12 6,5 litre motor var üstünde. Yani bildiği kamyon motoru var üstünde herif. Baksana rölantiye. İndir yavrum. Zaten Enlargo'nun da buna temas etmesi, yani Enlargo'nun müdahalesiyle bu arkadaki kompetizyon 812'den farkı bu arka soğutma farlarının yanlarına da bir çıkış yaptı. Öyle bir kare gibi görünüyor. Onu Enlargo yapıyor. 812 GTS de böyle. Enlargo olmasa daha oval ama daha sert geliyor. Enlargo'da bu kareliği göreceksinizdir. Zaten görüyorsunuz. Hem yanlarda hava çıkışı var, hem üstte var, hem difüzörlerden var. Yani çok kuvvetli bir araba. Bu da zaten 790 beygir civarında. Çok güzel. Jantlar. Bir kere rengi yeter ya. Lan bir arabayı çıkartamadım be. O çatal görünecek abi. O çatal görünecek abi. Baksana abi şuna. Önden bakıyorsun, örümcek mi, yaratık mı, tipe bak herifin ya. Müthiş. Tabii içinde her zamanki gibi
Alaman gençlerimiz var. Alamanlar. Sana arka Balina ya. Şimdi tabii bu 812 GTS'in motoru, bu arada yandan da köpek balığıymış. Köpek balığı gibi duruyor. 812 GTS'in motoru son çıkan Ferrari'nin SUV'si, aslında SUV diyor, Jeep de Prosangue ile aynı motor taşıyor. Bak şimdi o yanda yaptı, şimdi bu arkadaş marşlayacak. Onun için sustu. Ver yavrum marşı. Ya tam bir hayvan ya. Şeyde büyük ihtimalle yer değiştirecekler. Eyvah. Oo, nasıl bir motor var sende ya. Ama siyah da güzel duruyor arkadaşlar. Onu diyordum. Şimdi 812 GTS'in motoru Prosangue ile aynı. Aynı motoru taşıyorlar. Tabii Prosangue'de de müthiş bir teknoloji var. İşte akıllı amortisörler mesela bunda da var. Ama şimdi Ferrari'nin bir ayrıcalığı var. Şimdi Bugatti'yi düşünün, Lamborghini'yi düşünün, işte Corvette'i düşünün falan filan düşünün. Abi Ferrari. Başka bir şey. Çık oğlum arkasından, çık. Çık. Sonra yakın durma, çık orada. Ferrari başka bir şey. Bunların hepsinin anahtarını koysanız ben yine Ferrari'nin anahtarını alır abi. 812'ye binerim abi. Şuna bakma abi. Şuna baksana abi ya. Yaratık. Muhteşem ya. Muhteşem. Yani İtalyan tasarımda sanat eserinin üstüne çıkmış artık. Şunun dizaynına bakar mısın abi? Yavaş. Aman gözüm. Aman canım. Aman güzelim. Çok kuvvetli bir araç olduğu için gaza çok hassas dokunmanız lazım. Çünkü kendi devriyle bırakıyor gitsin diye. Yoksa ani atakta daha agresif bir tepki verebilir. Ver yavrum. Bunu da büyük ihtimalle Superfest'in yanına koyacaklar. Şamper falan. Şu rüzgarlıklar, hava kanalları. Bak çok güzel kamuflaj şeklinde yapmışlar. Difüzörler de öyle. Yani şu anda olduğu yerde 2200 devirde rölantide çalışıyor. Daha soğuğu atamadı zaten. Yani şu anda hala motoru tam ısınmadı araba. Baksana arkaya abi. Ya bildiğin kütle ya. Ya. Bunu kullanmak da bir iş. Yani çok kolay bir durum değil. Çünkü GTS çok özel bir seri. Şu anda Ferrari'nin LaFerrari'den sonraki en güzel tasarım ve en kuvvetli arabası. SF90'ı söylüyorlar da SF90 kardeşim elektrik takviyeli, biz misyoncuyuz. O da çok güzel bir araç. O da 1000 beygir ama yani bu atmosferik motorla üzerinde otobüs motoru var. Yani 60 V12 var. Atmosferikle 840 beygir üretmek korkunç bir rakam. Yani nereden baksanız 859 Nm torka sahip. Yani bunu benzinle yapmak çok zor. Hele ki atmosferikle. Yani bunu şöyle anlamanız için anlatayım. Bu araç bir anda kalkış yapsın. Boyunluk, koltuğun boyunluğu olmasa boynunuz böyle çıtırdatır. Hatta çok sert de boynunuzu bile çatlatabilir boyun kemiğinizi. 4.2G'ye kadar G kuvveti veriyor bu araba. Evet arkadaşlar. Twitch şu anda kalp krizi geçirmiş ve yerlerde. Twitch'e buradan geçmiş olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Barakuda ile kalın. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik bizden bye bye.